Herkese selamlar. Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Ethereum'un teknik analizini yapacağım. Bu arada ne seviyelere gelebilir? Uzun vade yatırım için mantıklı mı ve nerelerden alınır? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Şu an Ethereum 1274 dolar seviyesinde. Bitcoin'in bu durumu yüzünden büyük bir yükseliş yaşayabilmiş durumda değil. Ethereum'u sürekli konuşuyorum biliyorsunuz sürekli anlatıyorum. Uzun vade yatırımın tamamı Ethereum'da olduğundan bahsediyorum. Ethereum markette şu an uzun vade yatırım yapılabilecek durumda olan benim için en mantıklı koyun şu şekilde arkadaşlar. Düşen trendlere teste geldikten sonra bile yüzde %14 yükselmiş. Kısa bir sürede yüzde %14 vermiş. Yani marketin şu durumu için Ethereum'da çok güzel bir yüzdelik dilim. Ethereum'da kırılması gereken ilk seviye, yani yükselişi başlatması için kırılması gereken ilk seviye 1340 dolar seviyesi. 1340 dolar seviyesinin üstüne günlük mum kapanışı geldikten sonra Ethereum direkt 1681 dolar seviyesine kadar yani bir üst tepe noktasına kadar bir yükseliş gerçekleştirir. E, fakat kısa teknik analizin yani kısa vade teknik analizin haricinde bugün uzun vade iyi konuşacağız Ethereum için. Çünkü Ethereum bu ağda diğer altcoin'ler kadar olmasa da kesin kazandıracak bir coin olduğu için uzun vade yatırım için benim için daha mantıklı arkadaşlar. Benim düşündüğüm Ethereum'da düşündüğüm şey bu. Çünkü Diğer altcoinlerin bu arada patlayıp patlamayacağını emin olamıyorsunuz. Ama Ethereum'un patlamayacağından eminsiniz. Çünkü Ethereum patlarsa zaten kripto para piyasası da çökeceği için uzunca bir süre çökeceği için Ethereum güvenebileceğimiz en mantıklı şey ve Bitcoin'den marjı da çok daha fazla olduğu için Bitcoin almak yerine Ethereum toplayabiliriz. Ben her seviyeden Ethereum topluyorum. Evet, kaldıraçlı işlemlerde ettiğim karın her zaman bir kısmıyla seviye fark etmek sizin Ethereum alıyorum arkadaşlar. Dip seviyelerden de aynı şekilde Ethereum topluyorum. Günlük çarptı açtığımızda bakın burada canlı yayınlarda ve videolarda Ethereum bir daha bu seviyelere gelmez diyordum. 800-900 dolardan Ethereum topladım ve bunu 2000 dolardan sattım. Şu şekilde baktığımızda yüzde %116'lık çok güzel bir yükselişe tekabül ediyor. Yani Ethereum'da Burada vadeli de girebilirsin. Ben vadeli de girdim. Spotta da topladım. 2000 dolardan sattım. İki şekilde de kazandım. Sonrasında bir de shortladım. Shorttan da kazandım. Yani Ethereum marketin aslında göz bebeği diyebilirim. Ama insanlar Ethereum'un ne kadar para kazandırdığının farkında değil. Gidiyorlar altcoin alıyorlar. Altcoin'den kazanmaya çalışıyorlar. Ama Ethereum kesin bir kazanç olduğu için bunu altın gibi düşünebilirsiniz. Altın TR paritesinin altın her zaman yükseldiği için para kazandırıyor değil mi? Ethereum da aynı şekilde her zaman her seviyeden kazandırıyor ama altından çok daha fazla kazandırdığı için Ethereum zaten tercih ediliyor. Şu şekilde düşünmek gerekiyor. Bakın, yükseliş kırıldıktan sonra shortlasan bile e, çok güzel bir kazanç elde etmişsin. Grafiği mükemmel şekilde çalıştığı için Ethereum her zaman takibinizde olması gereken bir coin vadeli işlemlerde de spot işlemlerde de. Ben Ethereum'u kesin kazanç olarak gördüğüm için tabii ki e, bu söylediğim arkadaşlar %100 bir gerçek bir şey değil. Tabii ki bu söylediğim şey %100 olarak kesin değil yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte markette başka neye güvenebiliriz ki en çok güvendiğimiz şey maalesef Ethereum. Ethereum'un patlamayacağını düşündüğümüz için Luna Coin'in patladığı bir markette FTX'in patladığı bir markette Ethereum'dan başka bir şeye Bitcoin'den başka bir şeye güvenmek benim için e, çok yanlış bir düşünce. Şu an bir altcoin alıp bu arada 100 yapmasını bekleyebiliriz tabii ki ama bu altcoin'in patlamayacağının garantisi olmadığı için yani listemizdeki herhangi bir coin'in patlamayacağının garantisi olmadığı için ben şu an alımımı tamamen Ethereum tarafında kullanıyorum. Market yükselişine geçtiğinde, yükseliş başladığında elimdeki tüm Ethereum'ları satıp altcoin'lere girmeye başlayacağım. Altcoin sepeti yapmaya başlayacağım. Ama şu an marketin yapacağı yükselişte para kaybetmemek için daha doğrusu ...para kazanabilmek için, paramın boşta durmaması için Ethereum topluyorum. Şu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar, Ethereum'un önemli seviyeler var. Bakın önemli seviyeler geçildikten sonra... ...Ethereum tabii ki de çok güzel şekilde yükselecek ve bu arada... ...5.000 doları kırıp 10.000 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyorum. 4.873 dolar ATH'ı. 5.000 dolar diyelim biz buna. 5.000 dolara çok az bir mesafe kalmış. 5.000 dolar kırıldıktan sonra 10.000 dolara kadar yükselebilecek bir ethereum var karşımızda. Hiçbir şey almasanız, sadece ethereum tutsanız bile 7x'e tekabül ediyor. Yani 7x inanılmaz güzel bir marj. 7x kazansam bile, başka hiçbir şey yapmasam bile zaten bu sana yeter ama tabii ki de yetmeyeceğini düşünüyorsan bu aralar ethereum toplayıp market yükselmeye başladıktan sonra altcoin'lere girip altcoinlerden eee kazanacağız altcoin sepeti yaptıktan sonra altcoin sepeti yapmamamın sebebi arkadaşlar şu an markette yükseliş emaresi görmüyor olmam. Sadece düşen trend var. Bu düşen trendlerin kırılması gerekiyor. Her seviyeden düşen trendler oluşuyor. Bakın birinci düşen trend, ikinci düşen trendimiz kırılmış olarak gözüküyor. Fakat üstüne hacimli bir mum kapatıp direnç seviyesini kırabilmiş durumda değil. Ve önemli direnç seviyeleri şu an kırılabilmiş durumda olmadığı için de bu direnç seviyelerinin kırılması gerekiyor. Asıl yükselişi başlatacak seviyeyi konuşmak gerekirse de Ethereum'da 2.147 dolar kırıldıktan sonra Ethereum'da asıl yükseliş başlar arkadaşlar ve 5.000 dolara kadar e, yükseliş gelir. Ama tabii ki de 2.147 doların üstünde haftalık mu kapanışı gelmesi gerekiyor ki. Haftalık mum kapanışının kapanması gerekiyor ki biz kapanışa güvenebilelim ve sonrasında da şu şekilde yükselişler e, bekleyelim. Bu sadece haftalık mum kapanışı geldikten sonra olabilir arkadaşlar. Şu şekilde ben sizin için... Yeşil de kapatayım burada. Hatta şunu da şeffaflığında değiştireyim. Bakın böyle mumlar kapattıktan sonra haftalıkta artık biz zaten bu anın geldiğini düşünüp elimizdeki Ethereum'ları satmaya başlayabiliriz. Veya bir kısmını satıp altcoin'lere girmeye başlayabiliriz. Ama altcoin'ler şu an dip seviyede olduğu için daha ne kadar düşebileceklerinin garantisi yok. Yani her seviyeden yine toplayabiliriz. Herhangi bir altcoin herhangi bir seviyeden e, Toplayabiliriz çünkü çok düştüler. Dogecoin'e baktığımız zaman en önemli direnç seviyesini şu an kırabilmiş durumda değil. Burada Twitter'ı Elon Musk satın aldıktan sonra güzel bir pump sonrasında düşüş. Dogecoin bile düştüyse altcoin'ler Bitcoin çakılırsa çok daha dip seviyelere gelir. O yüzden Ethereum şu an yapılabilecek en mantıklı yatırım türü diye düşünüyorum ben. E, yakın vadeye baktığımız zaman yani şu şekilde 15 dakikalığa bir bakalım arkadaşlar vadeli giren takipçilerimiz için. İlk kırılması gereken seviye yani ilk hedef az önce bahsettiğim 1340 dolar seviyesi. 1340 dolar seviyesi güçlü bir direnç. Bu dirence geldiğinde red diyebilir yani bir satış baskısıyla karşılaşabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burası kırıldıktan sonra da az önce bahsettiğim seviye 1680 dolar seviyesi diyebilirim arkadaşlar. Ethereum'da yani bu seviyeler tabii ki gelecek seviyeler ama marketin durumuna göre gelecek seviyeler. Bitcoin daha düşük seviyeye düşmüş olmasına rağmen burada FTX çöküşünde. Ethereum burada 1071 dolara kadar düştü. Fakat Bitcoin burada daha yüksek seviyedeydi. Ethereum 872 dolara kadar düştü. Yani bir daha bu seviyelerin gelmeyeceğini söylemiştim arkadaşlar. Keşke gelse, keşke bir daha bu seviyeler gelse. Daha alttan Ethereum toplasak, değil mi? Keşke Ethereum 200-300 dolara düşse, 500 dolara düşse de alttan Ethereum toplasak, alsak daha fazla para kazanırız. Yani dipten toplamak her zaman daha iyidir. Zaten market şu an inanılmaz derecede düşmüş durumda. Daha fazla düşmesi bize sadece para kazandırır. Başka kötü hiçbir şey e, yaratmaz. Ama Ethereum'un bir daha bu seviyelere gelmeyeceğinden bahsetmiştim. Ve bu seviyelere gelmedi. 800 dolardan aldım. Ethereum'u 2000 dolardan sattım. Ve şu an 1120 dolardan tekrardan alım yaptım. En dibi kovalamadım arkadaşlar. Burada da en dibi kovalamamıştım. Yani gidip buradan alım yapmadım. Şuralardan alım yaptım. Şuradaki margin benim için hiçbir önemi yok. %8'lik bir margin. Benim için hiçbir önemi yok çünkü burada vadeli kovalamıyorum ben. Spot'tan bahsediyorum. Spot piyasada %8'in, %10'un, %20'nin bir önemi yok arkadaşlar. Yükselebileceğini düşünüyorsanız veya en tepeden satmanın da bir anlamı yok. Fakat vadeli de, tabii ki de %8 çok önemli bir marj. Yani şu an baktığımızda burada yaşadığı düşüşte buradaki destek seviyesinin altına zaten sarkmış olmasına rağmen günlükte mum kapatmamış. Günlükte mum kapatsaydı ne olurdu? Düşüş devam ederdi ve bu sefer arkadaşlar Buradaki destek seviyesinin altına sarkardı 871 dolara kadar düşerdi. Bununla altına sarkma ihtimali var. Ama şu an hedeflediği bölge direnç bölgesi ve Bitcoin izin verirse aralıktaki toplantı olumlu geçerse direnç seviyesini kırıp 1600 dolara kadar yükselmek isteyecektir. Ve sonrasında da bahsettiğim seviye az önce bahsettiğim seviye 2148 dolar seviyesi gelecektir. Ben Ethereum'da direnç seviyelerini destek seviyelerini teknik analizini yapıyorum ama yani spot alım yaptığımda arkadaşlar tekniğe pek dediğim gibi önem vermiyorum. Her seviyeden topluyorum. E, satış seviyesi geldiği zaman zaten bunu söyleyeceğim. Hepimiz satacağız ve altcoin'lere girmeye başlayacağız. Yani para boşta durmasın, para değer kaybetmesin diye sadece Ethereum topluyorum e, diyebilirim. Ve bu da güzel bir kazanç elde ettirecek bize. Mesela yani şuraya geldiğinde burası kırılığına şu anki seviyeden %86'ya falan tekabül ediyor. Az bir kazanç değil. Spotta bakayım %20'si, 30 ile şu an Ethereum tutuyorum. %70 nakitteyim. Yani %20, %30'da %86 arkadaşlar. Çok güzel bir para olduğu için de e, tutmak tabii ki de mantıklı ki bunu zaten burada kazandığım parayla yapıyorum. Bakın 800 dolardan aldım Ethereum 2000 dolardan satmıştım. Burada kazandığım parayla e, ben bunu yapıyorum. Niye? Kasayı büyüttüm çünkü. Zaten ben bunun tamamını kaybetsem bile Ethereum buradan düşse bile kazancımdan zarar etmiş olacağım. Ana paramla da tekrardan dipten Ethereum toplamaya devam edeceğim. O yüzden ben düşsün istiyorum işte. Yani düşmesi para kaybettirmez. Eninde sonunda tekrardan buraya gelecek. Ve 200-300 dolara düşerse zaten direkt yukarı vururlar. Hani direkt bir pump yaşatırlar. Burada bir sene tutup sonrasında yükseltme gibi bir durum olmaz. Çünkü çok fazla düşürmüş olacaklar o zaman. Ve çok fazla düşerse de anlık bir pump gelir biliyorsunuz arkadaşlar. Oradan kazanırız. 5000 dolara kısa sürede gelmese bile boğa başlamasa bile Zaten anlık vuracağı pump'tan biz yine kazanırız ve zararımızı yani kardan zararımızı yine çıkartırız ve kâr ederiz. Her türlü kâr ediyoruz işte marketin hacimli olmasından kastım bu. E düşsün veya yükselsin hiç önemli değil. Sadece hacim olsun. Düşüş veya yükseliş hacim olursa her türlü para kazanırız. Bitcoin 2 gündür arkadaşlar bu seviyelerde takılıyor Yukarı da gidemiyor, aşağıda gidemiyor. Yukarı çok hacimsiz, aşağıda çok hacimsiz. Yani bir haber bekliyor haber geldikten sonra olumlu veya olumsuz yönünü belli edecektir diye düşünüyorum. Zaten 12-13 Kasım'a kadar pardon 12-13 Aralık'a kadar FED toplantısı var. Bu zamana kadar bekletiyorlar arkadaşlar. Her şey FED toplantısından sonra belli olacak. Adamlar faiz arttırımını çok yaparsa piyasa düşecek. Faiz arttırımını az yaparlarsa piyasa yükselmek isteyecektir ama ben yükseleceğini düşünüyorum. Piyasanın net bir şekilde yükselmek isteyeceğini düşünüyorum. Yeni bir olumsuz haber çıkarmazlarsa FED sonrasında Ethereum'u 1600 dolar seviyelerinde görürüz diye düşünüyorum. Takibinizde olması gereken bir coin. Vadeli de işlem açıyorsanız marjı az diye Ethereum'u görmezden gelmeyin arkadaşlar. Diğer altcoinlerden bazen çok daha fazla marj veriyor. Mesela hani ben grafiği yeniden çizdiğim için kutular gitti tabii ki ama buradaki seviyeden çektiğimizde %12'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Bu da az bir yükseliş değil. VADEL'de burada 50x girdiğinde veya 10x girdiğinde hiç fark etmez. 100x de girebilirsin. Çok güzel bir yükselişe tekabül ediyor. Dediğim gibi şu an takip ettiğim ilk önemli bölge 1340 dolar seviyesi. Burası kırıldıktan sonra longum arkadaşlar. Zaten spotta mal var. Spotta kim alı? 1600 dolara kadar tutarım diye düşünüyorum hiç satmadan. VADEL'de de buradan işleme girelim diye düşünüyorum. Herkes Ethereum'u görmezden geliyor. Ethereum'u görmezden gelirsiniz arkadaşlar. Gidip buradan bir altcoin alırsanız o altcoin'lerin yükselmesini beklerken paranız boşu boşuna beklemiş olur. Ethereum Bitcoin gibi her zaman aynı zamanda yükselen bir coin olduğu için dominans artarken de Ethereum'dan para kazanabilirsiniz. Bakın DXY şu an çakılmış durumda. ABD borsaları çok güzel yükseldi. Bitcoin yükselemiyor. Ethereum yükselemiyor. Altcoin'ler yükselemiyor. Bu da neden bu da ne demek? Bitcoin sert şekilde gidecek ve altcoin'ler çok fazla yükselemeyecek. Ama Ethereum Bitcoin gibi güzel bir yükseliş yaşayacak. 15 dakikalık da düşen trendimizi şu şekilde çekelim. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın fitillere bakın. Dün bıraktığı fitil hiç normal bir fitil değil de Bitcoin. Ethereum'da da aynı durum yaşanmış. Şu şekilde bir düşen trendimiz var. Düşen trend kırıldıktan sonra da long girilebilir. Güzel bir long denenebilir arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir üçgen çekelim. Şu an üçgenin içerisinde gözüküyor. Üçgenin alt bölgesinden aslında longlanıp e, şu bölge hedeflenebilir ama tabii ki şu an Bitcoin güven vermediği için hiçbir alt altcoinde bunu yapamıyoruz. Ethereum'da da aynı şekilde e, kırılım bekliyoruz. Düşen trend kırılımı beklemek zorundayız. Şu an düşen trend kırılım geldikten sonra da 1340 dolar seviyesine yüzde %4.23 yükseliş tekabül ediyor. Yani Burada 50x kaldırıca girsen çok güzel bir kazanç. Kaçırmayın arkadaşlar. Bakın her altcoin'i kaçırıyorsunuz. Canlı yayınlarda verdiğim her altcoin'i kaçırıyorsunuz. kaçırlıyorsunuz. E, Ethereum'u kaçırmayın. Şu an hocam ne alsak hocam ne alıyorsunuz diye soruyorsunuz. Ben sadece Ethereum topluyorum. Çünkü her zaman düşüşlerde Ethereum toplarım. Başka bir şey toplamam. Bakın burada da şu şekilde yükseliş trendi kırıldıktan sonra çok güzel bir retest vermiş. Mesela bunu arkadaşlar 17 17-15'te vermiş bir saat geri geldiği için grafik 18-15 şu şekilde yüzde 1.70'e tekabül ediyor. Buradan da short diyebilirdik aslında da bu işlemi kaçırdık. Ben burada Bitcoin'de long vurdum sonrasında short vurdum. Ethereum'u kaçırdım arkadaşlar. Yani Ethereum'da genel olarak durum bu şekilde. Ters bir durum olursa zaten Ethereum'u tekrardan video çekerim. Canlı yayınlarda sürekli konuşuyoruz. İstediğiniz altcoin videosu varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Video çekerim arkadaşlar veya canlı yayınlarda analizini yaparım. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.